Merhaba arkadaşlar, hepimize rast gelsin. Bugün sizlere yayın balığı takımıyla ilgili açıklamalarda bulunacağım. Yaklaşık olarak tarihini hatırlamıyorum ama son 10-15 senedir yayın balığı yakalamaktayım. Bundan önce bölgemizde barajlar olmadığı için nehir üzerinde balıklar yakalardık. Fakat bu kadar teferruatlı malzemelerimiz yoktu. Tabi tedariği de bunların zordu. Normal kançalarla atardık ya da el yapımı kançalarla balık yakalamaya çalışırdık. Fakat göl olunca yayın balığı, balıkçılığı da burada başlamış oldu. Şimdi balık malzemelerini seçerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ucuz malzeme almamaya çalışın. Çünkü balık yakalamak demek takım işi demektir. Eğer herhangi birinde bir pürüz çıkarsa balığınız gider ve pişmanlıklar duyarsınız. Bu tür pişmanlıklar yaşamamak için malzemelerimizi sağlam almamız gerekiyor. Ben malzemelerimi sizlere tanıtayım. Öncelikle 50'lik bir ip misinam var. Bunlar 8 örgülü. 8 örgülüdür. Bunların 4 örgülüleri var ama ben 8 örgülü seçiyorum. Çünkü 8 örgülü hem sırt darbeleri dayanıklı hem de suyun içerisinde tam olarak gerilmediğinden dolayı balık bunu koparamıyor. Yani balığın her hareketini örgülerinin üzerine atıp balığın yapmış olduğu sert hareketleri emerek misinanın zarar görmesini engelliyor ve diğer aparatlarınızı da tabii ki engelliyor. Şimdi elimde kançalarım var. Bunlar kendim internet üzerine getirdiğim kançalarım. Dilerseniz Instagram adresi üzerinden bana yazarsanız sizlere bunların markalarını söyleyebilirim. Bunlar 6 numaralı markadır. Çelik ve krom karışık. Çok harika bir kanca. Yaklaşık olarak 6-7 senedir ben bunu kullanıyorum. 50 kilonun bir ara 60 kilo yakalamıştım bunlarla. Bunların 7 numarası ile. Yaklaşık olarak 2 kilodan başlayıp 50 kiloya kadar ki balıkları bununla rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Tabi üzerindekileri de eğer ona denk gelmedim. Bir ara bir 90 kilo yakalamıştım ama onu büyük kança ile yakalamıştım. Belki de tesadüf öyledir. Bunları 50 kiloya yakın balığı rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde zarar görmüyorlar. Bunların ucları çok sağlam. Körelme olmuyor. Taşlara sürttüğünüz zaman körelme olmuyor. Bundan dolayı balık ağzını aldığı zaman çok güzel bir şekilde bir saplama meydana geliyor ve balığı bununla yakalıyorsunuz. Şunların gözlerinin halk olması ekstradan bir güzellik. Bunlar yaklaşık olarak ip misina kullandığım için ya da bunlara ben bunu bağlantısını yaparken de sizlere açıklayacağım. 70'lik, 80'lik kullanıyorum ben bunların bağlantısını. Bunları olta bağlantısında sizlere daha detaylı bir şekilde açıklarım. Elimde diğer kançam var. Bu farklı bir marka ve burada 9 numaradır. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar 9 numara. Bunlar daha büyük balıklar için. Tabii küçüklerini de yakalayabilirsiniz. Fakat büyük kança ben pek tercih etmiyorum. Bunların daha büyükleri var. Görüntü olarak pek güzel durmuyor. Onu da tercih etmedik. Yem takarken güzel durmuyorlar. Bununla çıkarmıştım ben yaklaşık 80 kiloluk balığı. 1 kilodan başlayıp yaklaşık olarak 90 kiloya kadar balığı rahatlıkla taşıyabiliyorlar. Ama küçük balıklar pek bunu tercih etmediğinden dolayı büyük balıklar yakalarken daha kolay oluyor. Çünkü bunların üzerine takılan yem büyük olduğu için küçük balık bunu çekerken sadece yemi çekiyor. Ama büyük balıklar bunu komple ağızlarına alıp rahat bir şekilde yakalanabiliyorlar. Bunların halkalı olduğundan dolayı da bunlar da rahatlıkla 90'lık ya da 80'lik misinayı da kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere şöyle kurşun çeşitlerini tanıtacağım. Şimdi biz yayın balığı için makinelerin üzerindeki yani oltaların üzerinde atarlar vardır. Bunlar 100-200 ya da işte atıyorum 50'ye 150 falan yazar. Oradaki onları yazmasının sebebi
Bu makinelerin 200 gramlık kurşunu atabilecek ve onların vermiş olduğu darbeyi emecek kapasiteye sahip demektir. Ama ben hiçbir zaman 200'lük kullanmadım çünkü çok ağır oluyor, makineyi bozabiliyor. Bundan dolayı 100'lük kullanmaya çalışıyorum. Şu çeşitleri tamamıyla bölgenizdeki gölün yapısına göre değişiyor. Yapısı derken iç yapısına göre çok çamurlu yerlerde şunları ben tercih ediyorum. Çünkü çamurlu taşlı olduğunda bunlar kolay kolay takılmıyorlar. Ama sularınız eğer çok gayet berrak ve kumlu ise bunu kullanabiliyorsunuz. Çünkü bunlar daha kolay yere oturuyorlar. Kurşunu ağır seçmemizdeki sebep toprağın içerisine bunlar yapıştığı için ipin gergin olması gerekiyor ki balık onu rahatlıkla avlayabilirsin. Bunu zaten oltalarını bağlantısını yaparken sizlere anlatacağım. Bunları fir döndürlerimiz var. Şunlar büyük fir döndürler. Şunlar da küçükleridir. Ben şu küçüklerini alabalık için kullanıyorum. Fakat şu büyük olan fir döndürleri de yayın balığında kullanmaktayız. Bunların bağlantılarını yaparken de zaten açıklayacağız. Daha önceki videomda bunu paylaşmıştım. Şimdi bu tamamıyla yayın balığı için tasarlanmış bir kaşık. Hiç denemedim. Kısmet olursa bu sene deneyeceğim. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Bu balık görüntüsü verdiğinden dolayı suyun içerisinde aşırı şekilde bir çırpınma ve ses yapıyor. Yayın balığı ses dalgalarını ve çırpınmayı algıladığından dolayı bunun yanına gelip bunu ağzına alıp kapacak. Bakalım. Hiç denemedim. Deneyip göreceğiz. Bununla ilgili birkaç tane video atabilirim. Bunların bağlantısını yaparken görüşmek ümidiyle. Öncelikle oltadan başlamak istiyorum. Oltanın özellikleri burada çok önemli. Olta dediğimiz kamış. Ben 200'e 300'e atar kullanıyorum. Bu demek oluyor ki bu olta 200 gram ve 300 gramlık bir kurşunu rahatlıkla atabilir. Makineye ve herhangi bir üzerindeki aparata, teçhizata zarar vermez diye. Ama siz bunu 100, 200 ya da 50'ye, 50 biraz düşük kalıyor. Tamamıyla göletteki çamurun ve göletin kendi içerisindeki malzemeye bağlı. Bizim burada Çoruh Yatağı üzerindeki Borçka Barajı, Vartın Barajı'nda çamur olduğundan dolayı ben yüzlük tercih ediyorum. Bu şekilde rüzgarlı havada oltanın daha iyi şekilde gerilmesini ve sürüklenmesini engellemekte. Hem akıntıda da sürüklenmiyor. Siz daha büyüklerini tercih edebilirsiniz ama en ideali olan yüzlük kurşundur. Şunlar yüzlük kurşunlardır. Şunlar da biri uzun, şunlar da armut kurşun olarak adlandırılır. Bunlar gördüğünüz gibi üzerlerinde yüz. Şimdi oltanın uzunluğu yayın balığında ben daha uzaklara atmak açısından ve oltanın daha yükseklerde gerilip yemin havaya kalkması açısından ekseride 360'ın üzerindeki oltaları kullanıyorum. Tabii bunların içerisindeki yapılış malzemeleri de çok önemli. Dileyen olursa Instagram adresinden ben bunların markalarını verebilirim. Çünkü bunlar gayet sağlam bir olta. Şu anda elimde bulunan 3.90'lık 3.60 var. 4.20'leri var. 4.20'leri bayağı bir uzun. Onları ben kullanamıyorum. Atarken olmuyor. Çok da uzun kullanmayı tercih etmeyin. Makine de tabii ki burada önemli. Ben şunların bakımlarını yaptım. Şu kısımları söküp şurasını söküyorsunuz ve bu dışarıya çıkıyor. İçerisindeki malzemeyi eğer çok kumlu yerdeyseniz gres sağa sürmeyin ama çok kumlu değilse gres sağa sürebilirsiniz ama çok aşırı şekilde sürmeyin. Kum yerlerde de ince yağlar var. Tozu fazla almayan ve içerisindeki şeyin rahatlıkla dönmesini sağlayan hem su girip içerisindeki malzemeleri bozmuyor. Buna da dikkat etmeniz lazım. Ayrıyeten bunun için zaten bir video çekeceğim. Şu anda bu konuya fazla detaylandırmak istemiyorum. Tabii burada makinenin de önemi var. Bunlar 5'ten başlayıp 8 bilya içerisindeki bilya sayısına göre değişmekte. Bu tamamıyla sizin tercihiniz. Ben malzeme seçimlerine karışmıyorum. Sadece özelliklerini vermek istiyorum. Bunun üzerine sarılı olan videoda da bahsettiğim gibi 8 örgülü bir ip misinamız var. Şimdi bunların bağlantılarına geçeceğiz. Bağlantılarına geçmeden önce
malzemeleri tanıtmıştım ama tekrardan göstermek istiyorum. Bunlar için ben şu anda iki türlü kançam var. Ben ikisinde ne kullanacağım? Biri başka marka, biri başka marka. Bunlar için büyük frenciler önemli. Bunu kullanacağım. Bunlar bayağı bir sağlamlar. Bunların bağlantısı tamamıyla sizin tercih meseleniz. İstediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz. Ama ben kendime ait olan bir bağlantıyı sizlere göstereceğim. Siz başka yerlerden bakarak başka türlü kendinizde nasıl bir bağlantı benimsiyorsanız onu yapabilirsiniz. Şimdi geçelim bağlantımıza. Öncelikle ben ip misina üzerine bağlantı yaparken ip misina kullanmıyorum. Elimde bulunan şöyle yaklaşık olarak 80'lik bir misinam var. 80'lik misinayı ana misinalla kullanıyorum. Eğer üzerine bir tane kanca bağlayacaksanız bunu 1 metre yapmanız yeterli. Ama eğer 2 tane bağlayacaksanız yaklaşık olarak 1,5 metre 1,5 ile 2 metre arasında yapabilirsiniz. Bu tamamıyla oltanızın boyuna göre değişir. Benim oltam 3,90 olduğundan dolayı ben buna 2 metreye yakın bağlayabiliyorum. Çok yokuş yerlerde bunları atmak sorun oluyor. Ondan dolayı 1,5 metrelikte yapabilirsiniz ya da birlik bir tane de takabilirsiniz. Ama ben iki tane takıp başarı ya da yakalama şansımı biraz daha yükseltmek istiyorum. Bundan dolayı ekserite 2 kança kullanıyorum. Şimdi bunu ben 1,5 metre keseceğim. Yayın balığında ip misina kullanmamızın sebebi normal misinalar, yani büyük balık yakalayacağımız misinalar makinenin içerisinde atarken sorun çıkaracağından dolayı biz ekserite ip misina kullanıyoruz. Firdevenliğinden sonra ip misina kullanmamanın sebebi ise ip misina suyun içerisine kolayca batıyor. Fakat normal plastikten yapılmış olan suyun içerisine batmadığından dolayı havada kalma özelliği var. Ve atış yaparken de ip misinalar birbirine dolandığından dolayı kurşun ve diğer kançalar birbirine dolanıyor. Bundan dolayı burasını normal misina ile yapıyoruz. Şimdi ben ilk olarak şuraya bağlayacağım. Çünkü halka kısmında ip misinamızı bağlayacağız. Aşağı olan kısmına da normal plastik olanı bağlayacağız. Çünkü herhangi bir sorun çıktığı zaman ya da kançayı değiştirmek istediğimizde şuradan çıkarıp rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Eğer buradan bağlarsanız burayı kesip tekrardan yapmanız gerekiyor. Şimdi bağlantımızı şuraya yapacağız. Ben şunu şöyle büktüm. Bunun içerisine geçirdim. Şuradan alıyorum. Şu kısmı bağlayacağız. Burası çok önemli. 2-3 defa bağlantı yapmaya çalışın. Dediğimiz gibi tamamıyla bu sizin kendi tercihiniz. Farklı bağlantı şekilleri de kullanabilirsiniz. Bunu çift halka yapmamızın sebebi gördüğünüz gibi burada çift olduğundan dolayı yük bu kısma bineceğinden balık bunu çekerken koparmayacaktır. Çünkü yayın balığı kuyruğunu alınmış olduğu destekle kafasını sallayıp öte beriye kançadan kurtarmaya çalışacaktır. Kança sağlam olduğundan dolayı kolay kolay ağzına çıkmaz ama bu dip kısımlarını kıracaktır. İp misinamızı aynı şekilde büktükten sonra halkanın içerisine geçireceğiz. Bu kısım da çok önemli. Çünkü yükü taşıyacak olan bölüm bu olduğundan dolayı buranın bağlantısını da çok sağlam bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta şu kısma birkaç defa şöyle boğum atabilirsiniz. Çünkü yük buna binecek. Şunları da şöyle güzel bir şekilde bağlayalım. Gördüğünüz gibi şu kısım gayet sağlam olması lazım. Çünkü yükler şu iki tarafa binecek. Yani bir buraya bir de buraya. Bunlar çok önemli. Diğer türlü ip üzerinde herhangi bir çizilme ya da deforme olmuşsa ip gerildiğinden dolayı dayanabiliyorlar. Ama bu kısımlarda herhangi bir zayıflama görünce balık direkt olarak kaçabilir. Kanca bağlantısı yaparken
Ben halkalı kullanıyordum zaten. Şimdi şu halkanın içerisine geçirdikten sonra şöyle tutuyoruz ve şu şekilde ters çevirip buraya atıyorum. Bir daha çeviriyorum, atıyorum. Bu boğma yöntemidir. Bir daha çevirip atıyorum. Bunu oltanın kançanın büyüklüğüne göre uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz. Bir tane daha atalım, garanti olsun. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir şekil oluşacak ve halkanın içerisinde şu kısımdan geçireceğiz. Bu olta kalın, misline kalın olduğu için geçerken biraz zorluk yaşıyoruz. Şu kadar kaldıktan sonra içerisine şöyle atıyoruz. Bir daha atlıyorum ve çekiyorum. Ve sağlam bir şekilde bunu test edeceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi gayet sağlam oldu. Bağlantımızı bu şekilde. Şu misline yaklaşık olarak bir 2 karış ya da 50 santim yapabilirsiniz. Çünkü bunu fir döndüğüyle kurşun arasına bağlayacağımız yeri ayarlamamız gerekiyor. Diğerini de aynı bu şekilde yapacağız. Şimdi kançalarımızı bağlayacağız. Fir döndüğüyle bağlayacağımız yer arasında en az 2 karış. Bu tabi misinanızın boyutuna göre de değişebilir. Eğer 1,5 metre yaptırırsanız bunu uzatabilirsiniz. Ben 1,5 metre yaptım. 2 karış ölçtükten sonra 2 karışın olduğu yerden bağlantısını yapacağız. Şimdi şu kısmı şu şekilde ben boğum yapıyorum. Şuradan yukarı doğru çıkarıp bunu boğacağım. Ve araya ipi atıyoruz. Bunu yaklaşık olarak bir karış yapın. Şu arayı. Bir karış yapacağız. Çok uzatmayın. Uzatırsanız içeride dolanabilir. Ve şunu T bağlantısı yapacağız burada. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. Çünkü eğer bu şekilde yaparsanız balık çektiği zaman açılmayacaktır. İp misine kalın olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. En sonunda da şuradan bağlantılarını atacağız. Bunu mümkün olduğu kadar sağlam yapın. Birkaç defa benim buradan açıldı. O da acele ettiğimden dolayı. Bunları test yapmaya çalışın. Tabii buraya fir döndü bağlıyorlar. Ben fir döndü tercih etmiyorum. Çünkü içeride çok karışıyor. Şöyle çekip bunu test edebilirsiniz. Gayet sağlam oldu kendimizce. Çünkü ben bu şekilde yaklaşık olarak bu işi 15 senedir yapıyorum. Tabii baraj yapılmadan önce de normal şekilde yakalardık ama bu kadar malzemelerimiz sağlam değildi. Aynı şeyi buradan 2 karış ölçüp diğer tarafa da yapabilirsiniz. 2 karış ya da 3 karış. Bu tamamıyla dediğimiz gibi oltanın ve misinanın bağlamış olduğunuz misina uzunluğuna bağlı. Şimdi oltalarımızı bağladıktan sonra en son bağladığımız, eğer tekli ya da çifte kullanıyorsanız, ikinci bağlantımız ile kurşun arasındaki mesafe mümkün olduğunca fazla olsun. Eğer 1,5 metre yapmışsanız en az 60 santim olsun ya da 3 karış. Çünkü yayın balığı dip kısmından avlama yapmıyor. Bunlar tamamıyla suyun üzerindeki balıkları kuyruklarıyla bayıltarak o şekilde avlama yapıyorlar. Bundan dolayı bunun mümkün olduğu kadar kurşunun ve ikinci bağlantı yaptırmış olduğumuz kançanın mesafesi uzun olsun. Çünkü havada asılı kalsın. Asılı kaldığında yem yukarıda duracağından dolayı yayın balığı aşağıdan gelip bunu kapacaktır. Eğer yerde olursa bunu kaparken zorluk çekecek. Hatta pek de uğraşmıyorlar. Bundan dolayı buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şu anda anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. İnşallah güzel bir balık avıyla sizlere bir dahaki videomuzda karşılaşırız. Hepinize rast gelsin.
anlatmak istediklerimizi umarım sizlere anlatmışızdır. Sormak istedikleriniz herhangi bir şey olursa kanalın altına ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize rast gelsin.